Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün En son hafta sonu ligine katılma mücadelesi vermiştim. 4 maçı kazandım. Hafta sonu ligine katılmayı garantiledim. Ondan sonra da böyle canım bir paket açmak istiyordu. Ne açsam para da harcamak istemiyordum. Gittim Türkiye Ligi'nden abi Karabükspor'un görevlerini yapmaya başladım. Karabükspor bana çok pahalıya mal oldu. Hepsi nadir gümüş oyuncular ve hepsi yeterince price fixing olmuşlar. Bayağı yüksek fiyatları. Ondan sonra neyse bir 20-25 bin falan harcadım ben Karabükspor'a. Ve Karabükspor'u yaptıktan sonra bana bir tane nadir altın paketi verdi. Nadir altın paketi açtım. Sonra hiç beklemeden trink diye bastım. Ve işte karşınızda 91 rating Rus kaleci Yashin. İlk defa ikon çıkardım. Bakın şu an Çorlu Town'da ileri geri sağ sol. Nadir altın paketim. Diğerleri Begovic, Narsing falan fistan. Yashin çıktı. İlk ikonum. Çok mutluyum. Şöyle bakalım fiyatı ne kadarmış. 550 bin, 570 bine, 530 bin, 500 bin. Gitgide düşüyor ama. Yani en düşük 530 bin. Minimumda 500 bin fiyat biçilmiş. Gerçekten çok mutluyum. İlk defa ikon çıkardım. Ve sağlam. Yani aslında kötü bir ikon değil. Kaleci olmasa ve başka bir 91 rating gelse direkt milyon üstü. Aslında o böyle billboardları falan çok görmek isterdim ama ne yazık ki göremedik. Şimdi bunları bir alayım, bakın hani bir de kulübümde göstereyim Yashin'i. Hani neredesin? Efsane oyuncu buldum, bakın R3. İşte Yashin burada duruyor, aslanlar gibi, aslanlar gibi Yashin. 109 bin. Satılır mı? Quicksell yapılır mı böyle bir şey? Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Şimdi bu Yashin'le bir maç oynayacağım. Şimdi bu ne paket açılımı gibi oldu ne böyle inceleme gibi oldu ama hani ben de beklemiyordum. 30k param vardı. 20'sini Karabük'e harcadım. Abuk subuk adamlara gerçekten 4-5k para verdim. Nadir altın paketi. Trink bastım, açıldı. Hop geldi yani. Ne yapacağız? Neyse şimdi ben kadromla bir de Yashin'e ekleyeceğim. Kaleci inceleme videosu gibi olacak ama şu da var. Karabükspor'a saygı için bir maç boyunca Karabükspor'un armasını ve formasını kullanacağız. Bakayım şu an Karabükspor'un arması bende var mı? Hayır yok. Tamam, ben şimdi onları alacağım. Formaları da alacağım. Ondan sonra Karabükspor'a bir maçlık saygı duruşu. Allah razı olsun Karabükspor'dan. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şu an kadromu görüyorsunuz. Forvet'te Lukaku, yanında Vardy, arkasında Mertens, sağda Kante, solda Dembele. Burada Wanyama var, sol bekte Rose, Bailly, Van Dijk, Bellerin ve Yashin. İlk sahibi, daha maç oynamamış, tazecik. Doğum tarihi 1929. Şimdi logomuzu Karabükspor'a saygı çerçevesinde Karabükspor olarak değiştirdik. Formalarımız da aynı şekilde yaptık. Şimdi bir online sezon oynayacağım. 3. klasmandayım. Yashin'in kurtarışlarını heyecanla bekliyorum. Hadi bakalım başlayalım. Evet, Karabükspor'umuzun parçalı formasıyla sahadayız. Fena da forma değil. Rakibin kadrosu İngiltere, böyle adamı tam deli edecek forvet hattı var. Vardy, Van Antonio, arkadan Rooney var. Mendy sol bekte. Koscielny'yi görüyoruz. Şimdi gözler Yashin'de olacak. Tabii bir kaleciyi ne kadar inceleme yapalım. Şimdi ilk maçta hani delik deşik de olabilir. Ama şimdi sonuçta 91'lik bir kaleci. Yani oyundaki en iyi kalecilerden birisi. Ve maç başladı, hadi bakalım. Vur oradan bir tane Yashin kurtarsın bakayım. Hey, Foy. Adamlar top yapışıp başladı. Sıkıntı. Al artık şu topu. Al. Çok güzel. Vallahi attı topu. Lukaku. Lukaku vardı. Vardı at çocuğum. Lukaku'nun pası biraz hızlı. Çok temiz. Çok temiz müdahale. Hoca yapma. Hiçbir şey yok. Van Dijk'ten biraz bahsetmek istiyorum. Adam biraz hantal ama çok dev bir adam. Hani yıkılmıyor. Ooo Yashin. Muhteşem kurtardı ya. Muhteşem kurtardı. Biraz da önünü açıyorum. Yashin şut çeksin diye. Yashin. 2 kurtarış. 7. dakikada 2 kurtarış var. Adamsın Yashin.
No no no. Oha! Yaşın her yerde offside. Tamam. Oynat hacı yani, bir şey yap. N'Golo Kante sağ kanatta, Bellerin. Bellerin çok güzel kurtardı. Geçemedik. Rakibin yaldır yaldır geldiği dakikalar dışarıda. Yaşın. Valla iyi uç, iyi. Allah'ım neler yapıyorum. Şu an concentration 0. Yine Yaşın. Abi tamam, Yaşın da bir insan sonuçta, gol yiyecek. Bir dakika, şu monitörü ayarlayacağım. Yani Yaşın şu ilk dakikalarda kendini zaten çok iyi gösterdi abi. Yapmayın işte ya. Hayır. Abi neler yapıyor lan kaleci. Vallahi Yaşın şu an tek başına takım abi. Vardy. Vardy, Allah seni ayakta kalamadın. Heh, faul oldu sanırım. Tamam, zaten monitörü düzelttim ki artık durmasına da bir gerek yok. Şimdi benim bir tane formasyonum var. Bu oyun böyle giderse cidden canımı sıkıyor. Ona geçeceğim. Full atak. Ah, direkten döndü. Yani yiyeceğimiz belliydi yani. Yaşın ne yapsın abi? Abi Yaşın ne yapsın? Çok kötü oynuyorum ya. Niye böyle oldu? Yaşın ne yapsın yani adam? 27 tane top kurtardı. Ama tam böyle toparlamaya çalışırken golü yedik. Şu golü niye izletirsin ya? Şu golü izletenler yani durup dururken. Tam bence gerizekalı. Kimse kusura bakmasın. İzletmeyin abi. Hani rakip size izletmiyorsa siz de izletmeyin. Yani ne şeyi var yani? Adam gibi açık oynayan milletin zamanından ne çalıyorsun? İlk yarı bitti. Gerçekten ilk yarıda doğru düzgün top oynayamadık. Adı şutumuz yok. Ben formasyonu değiştireceğim abi. Formasyonu değiştireceğim. Kalemiz sağlam. En azından kalemiz sağlam. Çıkacağım abi. Çakır takır oynayacağım. Şimdi bakın. Formasyonumu bir göstereyim size. Şimdi sola ne yapıyorum? Leroy Sané. Sağ tarafa Raheem Sterling, ama tabii Kante kalacak. Ve Dembele'nin yerine de Goretzka'yı koyuyorum. 3 değişikliğimi de yaptım. Riskli bir hamle ama çoğu zaman bu formasyona geçtiğimde oyunu domine ediyorum. Tabi defanslı açıklar veriyoruz ama attığımızdan, yediğimizden fazlasını atıyoruz genelde. Şimdi ultra atakla başladık. Şöyle 1-1 olduktan sonra atağa döneriz. Bakın Goretzka orada direkt farkını ortaya koydu. Mertens ona pas. Güzel pas. Sterling. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Daha 50. dakika. 5 dakika oldu. Golü bulduk. Golü bulduk. Çok güzel. Kendi mallığı da var. Kaleciyi açtı. Şimdi ultra ofansife gerek yok. Çünkü çok erken bulduk zaten beraberliği. O hep olmaz işte. Raheem Sterling. Sterling. Penaltı. Yuh! Oha, bundan daha penaltı hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok bundan daha penaltı. Oğlum şu topları niye atamıyorsunuz ya? Abi vur şu topa, vuracaksın yani. Fernandinho. Abi ayağınızdaki topu alın ya. Golazo! Gol 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 gol, 2-1 oldu. Mertens attı. Mertens, Dirita Mertens şimdi. İzleme sırası onda. Ben böyle şeyler yapmam ama bana yaparlarsa izle kardeşim. Nasıl gol? Nasıl Mertens? Güzel bir benzetmişler mi? Şimdi tabii ne yapıyoruz? Dengeliye giriyoruz. Yani aynen öyle kabak gibi açın. Evet, sonunda verdim faali ya. Nasıl verdin ya faali? Karakter yoksun hakem.
Topun başına Mertens. Ah. Tamam, biraz daha savunmaya yönelebiliriz diye düşünüyorum. Raheem Sterling, Mertens, Goretzka. Now Dries Mertens. Eric Bak still trying to find an escape route here, taking on the defenders, looking for teammates in the middle. Oh. Only partially away from danger. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Sen öyle erkenden golü izletirsen sana çoğulu tam çakar. Böyle çakar sana. Şimdi kurtarışlara bakalım. Yaşına bak, 8 kurtarış. Maç reytingi de 7.8. Bence daha yükseğini de hak ediyordu. Çünkü 7 golde pek bir hatası yok. Ve kurtarışı 8 tane. Diğer kalecinin 4 tane kurtarış var. Butlandın. Valla bence güzel bir video oldu. Hem böyle maç hem de paket açılımı tadına. Çok paket açamadım kusura bakmayın ama ikon çıktı. Yani ben bunu videoya koymam lazımdı. Siz de hak verirsiniz ki. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Like butonuna basmayı unutmayın. Adamsınız, sizi çok seviyorum. Eyvallah. Çok mutluyum şu an. Maçı kazandık. İkon çıkardık.